Herkese merhaba. Bugün canım arkadaşım Tuğçe ile buluşmaya gidiyorum. Ve Tuğçe ile buluştuk. Canım canım. Evet Tuğçe bu. Şimdi yemek yemeye çıkıyoruz. Konuş. Konuş. Ne konuşayım? Bana mı soruyorsun? Sana soruyorum. Ay bir saniye oynattım. Ne sorayım? Ne konuşayım? Ve hayat nasıl gidiyor? Takipçilerinin yorumları hakkında ne düşünüyorsun? Asla tanımadığın kişiler sanırım. Tabii asla. Adı lazım değil, biri var sen. Orman endüstri mühendisliği. Hakkında bir de gelecek mi hani böyle? Hayır biliyorsun oradan tanıdığım bir insan bile yok. Nasıl videoyu çekebilirim acaba? Yani bunu bana mı soruyorsun? Git tanış. Bak ben herkesle tanışıyorum. Pardon. Veterinerlikten bile 5 tane arkadaşım oldu bir arkadaşım sayesinde. Sen hazırlıklı okuyan bir insan. Ben direkt bölüme başladım yani. Anladın mı? Hazırlıkta herkes var. Yalnız ben otobüste de tanışan bir insanım. Hazırlıkla hiçbir alakası yok bunun. Seneye de peyzajdan bulurum arkadaş. Sonra başka bizim bölümde ne var? Orman mühendisliği var. Bizi unutma da. Dönemem artık. Ben mi sen mi unutuyorsun? Sonra başka sorular sorayım. Sen unutsam. TFF hakkında ne düşünüyorsun? Maç günleri TFF değil kesin de başka bir şey. Şimdi nereden başladı TFF muhabbeti anlatayım. Az önce babamla konuştuk. Bu akşam Fener'in maçı var 8.30'da. İstikbal Mobilya Kayseri Spor, Fenerbahçe maçı. Ve babam seminere gidiyor. TFF'den ötürü. Düzgün bakış at arkadaşının izleyicilerin. TFF GHD'den ötürü. Seminere gidiyor ve biz beraber izleyemeyeceğiz. O yüzden grup için TFF biliyorsun maçları... Yuvaya giderse ve sahilde maçları, balık yerse baban. Hayır, maçları siz biliyor, belirliyorsunuz. Bir de maç için seminer koyuyoruz. Yani ne anlayayım? Buradan TFF'ye sesleniyoruz. Maç günü seminer yapmayın. Kaç tane maç izleyeceğim zaten babamla gelmişim şuraya. Hayır, şey. Zaten bütün ömrün hayatım boyunca maç izledin. Yeter sana olmaz. Evet, onun boyunca maç izlerim. Geçmez. 4 yıl uzakana kadar devam. Bence çok sıkıcı oldu. Ben ortamını izlemezdim. Annem izlemiyor mesela. İrem de izlemez. Sadece babamla. Bile elim ağrıyor. Seni böyle dik almak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Eylül'ün nasıl? Neydi bu içtiğin şeyin adı? Asla bilmem ben. Bilmiyorum. Siparişleri ben veriyorum. Frappuccino mu neydi bu şey? Seninki Frappuccino. Ha. Ice White Chocolate Frappuccino'yu Frappuccino değişik. Ice White Chocolate Mocha. Sen bir de hazırlık okuyordun değil mi? Hı hı. Ben A1'de başladım. Lütfen hala A2 sayılırım. Zaten A2 yeni gitti. İstanbul'a geri gelmez kendisi Starbucks'tan tanımlar. Trabzon'da okuyanlar bilir. Trabzon'da nasıl tanıyor? Yani okulda varmış Starbucks ama kapatmışlar yani. Daha bir şey düşünüyorum, hani tutmaması lazım kapatılması için. Bir üniversitenin kampüsünde Starbucks nasıl tutmaz? Benim aklım hayalim anlıyor. Şaka gibi yani, ilk duyduğuna şaşırdım. Çok yabancı var ya, yabancılar demek ki Starbucks içmiyor. Gloria Jeans var, o da şeyde, Forum AVM'de. O da bir tane yani. Yok. Yazık. Bence yerleri kullanmıyor yani. Trabzonlar kullanmıyor. Beni çekme. Ben konuşamam. Ne konuşmamı istersiniz? Buradan Eylül'ün takipçilerine sesleniyorum. Kaç takipçi var ki sanki? İsminiz Starbucks içinde Ceren yazılıyor. Biz ona her zaman Eylül deriz. Sakın Ceren demeyin. Hepsi yalan. Kimliğine yazıyor mu bunu soruyor musunuz? Manyak mısın? Size doğru söyledin yedin. Tam ya çekme istemiyorum. Ben YouTube kanalı açamam herhalde. Ben de video çekeceksin, çık açarım. Asla Eylül bilmiyor bunu abi. Asla. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben. Ne olduğunu asla bilmiyoruz. Eve gidince hediyesini açar. Trabzon'da açacağım biz açma. Yalnız bu sana aldığım ikinci bardak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hayır. Nasıl ikinci? Burada bırakıyorum. İlk ne aldın ya? Penguen yalnız, flamingo. He doğru. O doğru nedenle.
Ve yedi hep paketlerin böyle... renkleri. Sadece. Hediyeye bak. Sen videodan kendisi geri alıyorsun. Şey, kamerayı çeviriyorsun. Ha, baştan başla. iPhone kullanmıyormuş gibi konuşma. Hadi gidelim. Fotoğraf çıktı, alalım mı? Hadi. Hala fotoğraf çıktı diyor ya. Annele anlamıyoruz. Eskilerde de bunu. Bak biraz da şöyle. Ben mi öğreteyim sana? Kolum ağrıyor. Bana ne? Çektim mi? Yürü. Beni güzel mekanlara götür. Güzel fotoğraflar çekilelim. Sonra çıkartalım. Tamam. Kahveler hazırsa kaldığımız yerden devam edebiliriz. Geçen hafta rahatsızlandığımdan dolayı sadece Tuğçe ile dışarı çıktık. Videonun bu kısmına kadar. Onu izlediniz zaten. Şimdi kaldığımız yerden buradan devam edelim. Allah'ım saatlerim. Buradan devam edebiliriz. Öncelikle keyifler nasıl onu sorayım. Ben gayet iyiyim şu an. Geçen haftaya rağmen iyiyim. Toparladım. Moral motivasyon da daha iyi. Geçen hafta istediğim gibi geçmedi. Bu hafta farklı planlarım var. İnşallah önümüzdeki vlog çok daha güzel olacak. Öyle. Siz neler yapıyorsunuz? Biraz sohbet tadında olsun istedim. Mikrofon aldım bu arada. Onu deneyeyim dedim bir yandan da. Umarım ses güzel geliyordur. Aşağı yorumları bekliyorum. Çünkü isteyen çok olmuştu mikrofon. Sonunda aldım mikrofon. Özellikle dış çekimlerde gerekiyordu. Çok rüzgardan dolayı sesim kesiliyordu bazı yerlerde. Bakalım inşallah bu uğur getirir yeni videolara. Kanalıma. Bir yandan konuşup bir yandan da grupta yazılanları okumaya çalışıyorum. Malum bir haftası herkes bir şeyler sorma peşinde falan filan. Ben de İstanbul'dayım. Büte kalmadım, gerek kalmadı. O yüzden onları bir yandan yetişmeye çalışırken bir yandan da size konuşmaya çalışıyorum. Öyle. Dere kalanlar var mı aramızda? Bizim okulda bizim bölümün matematik, tabii her bölümün farklı. Bizim bölümün matematiği daha kolaymış. Soruları gördüm. Ama fizik bugündü. Fizik zormuş yani, biraz final gibiymiş. Kalanlara Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Bu arada bugün maç var. Heyecanla bekliyoruz akşama. Az kaldı gerçi. Bir şey kalmadı. Bakalım. İnşallah bu maçı da alacağız. Başarılar Fenerbahçe'm. Bir şey geldi aklıma. Soracaktım. Şimdi hatırladım. Şimdi İstanbul'da vlog çekeceğim dedim. Daha başlamadım yani. Birkaç plan yaptık. Şurada çekeriz diye. Zaten belli başlı ana yerler var. İstanbullu olanlar, İstanbul'da kalanlar biliyor. Bir de hani böyle çok bilinmedik ama çok güzel yerler olur ya, hani böyle kimse bilmez, nadir bilinen yerlerdendir. Hani resim olarak bilirsin de mekanın adını bilmezsin. Hani öyle mekanlar, yerler bilenler varsa, yazarsa çok sevinirim. Hem ben öğrenmiş olurum hem de size tanıtmış oluruz. Güzel olur bence. Öyle. Havalar da bir kapalı, böyle bir karamsarlık, bir miskinlik var hep üstümde. Hiç dışarı çıkasım yok. Sizde de var mı?
Yoksa evde kalanların genelinde böyle bir şey mi var? Yani havalardan değil mi? Onu merak ediyorum. Üniversiteden eve dönenleri söylüyorum. Sıkılıyorum. Instagram, YouTube ve Twitch şeytan üçlüsü arasında geziniyorum. Günler bunların üçü arasında geçiyor yani. Sabah kalk YouTube'a gir, Instagram'a gir, Twitch. Gece. Öyle. Bir şey yaptığım yok. Önümüzdeki günlerde inşallah çıkacağım. Bir de bu havalar cidden çok kapalı. İstanbul'a sesleniyorum. Açıl artık. Yeter ya. Uf. Şöyle günlük, biraz günlük güneşli ol. Trabzon bile daha açıktı havası. O kadar yağmur çamuru yoktu ya. Cidden. Hayal kırıklığısın İstanbul. Allah'ım ya. Gezmeye geldik, şu şeye bak, havaya bak. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Vlog çekiyorum. YouTube'a mı koyacağım? Evet. YouTube'a mı koyacağım? Çıkmak ister misin? Hayır. O zaman çık. Şarj aletini alacağım. Şu ayrıntıda gizli. Keseceksin orayı değil mi? Hayır. Ben nasıl şarj aletini alacağım oradan çıkmadan? Alamazsın. İrem ya. Evin maskotu geçti. Öyleydi işte. Şimdilik burada keselim. Baba benim de hiç canım istemiyor şu an bir şey yapmak, çekmek, farkındasınızdır belki. Böyle bir heyecanım yok böyle. İçim geçmiş bir şekilde karşınızdaydım ama. Neyse, maç izleyelim, belki moralimiz yerine gelir. Bu arada şunu söylemeden de geçmeyeyim. Geçen videoda TM'den tekrar hazırlanacağımı söylemiştim. Hatta kampüsten başlayacağımı söylemiştim. Kampüs yayınlarına başladı. Ben geçen hafta hasta olduğum için dediğim gibi başlayamadım. Hiçbir şey yapamadığım gibi. Bir plan oluşturacağım. Kafamda TM videosuna hazırlıkla ilgili video çekmek de var. Sizin onu da paylaşacağım. Videoların devamı için takipte kalın. Hoşça kalın.